Birbirimizin ayağına kelime takıp da şu kişi acaba cennete giderse benim yerimi mi alır diye bir duygu içinde olmuyor. Cenab-ı Allah'ın rahmeti büyüktür. Cenab-ı Allah'ın rahmeti boldur, geniştir. Cennet de yeteri kadar geniştir. Unutmayalım, cehennemi de yeteri kadar büyüktür. Herkes de olduğunu buradan götürür. Bu dünyanın güzelliklerini paylaşmak var ki, hele hele Cenab-ı Allah'ın bize lütfettiği şu güzel ülkenin güzelliklerini paylaşmak var ya. Yani birbirimize gönlümüzü açalım, birbirimizi kıyaklayalım, birbirimizi sevelim. Yaratılmışların en şereflisi, en değerlisi, kıymetlisi olarak yaratan
Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar, onun sevgili elçisi, alemlerin rahmet peygamberi, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, onun güzel ehli beytine salat, selam olsun. Sayın Kaymakamım, Belediye Başkanım, Garnizon Komutanım ve çok değerli Cem Vakfı Başkanım, protokolün kıymetli, değerli üyeleri, hanımefendiler, beyefendiler. Tabii lokmamız geldi, onu soğutmamak adına sadece bir selamlama konuşması yeterli. Sayın Kaymakamım, Sayın Komutanım, daire müdürlerimiz, çok kıymetli Cem Vakfı Başkanımız, mahalle muhtarlarımız, meclis üyelerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, değerli dostlar, değerli canlar, belediye başkanlığımız ve Fethiye Muhtarlığı halkının beraberce düzenlemiş olduğu Muharrem Ali dolayısıyla lokmanıza ve aşure etkinliğimize hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Tabii biraz önce gerek Eşref Doğan dedemiz, gerekse müftümüz olayın Muharrem ayının kıyametini, önemini anlattılar. Bunları fazlasıyla anlatmaya gerek yok. Ancak Muharrem ayının bizim kutsal saydığımız önemli iki aydan biri olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu ayın yas ve matem ayının olduğunu da hepimiz aynı şekilde biliyoruz. Tabii bu olayın 680-10 Ekim'inde cereyan eden, yani 1335 sene-i devriyesinde hep beraber aynı o günkü acıyı, o günkü yası hep beraber bütün Müslümanlar olarak yaşıyoruz. Şairin dediği gibi, düştü Hüseyin atından Sahra-i Kerbela'ya, Cibril var sen haber ver Sultan-ı Enbiya'ya deyitlerinde bu olayın bütün Müslüman gönüllerinde yaratmış olduğu hüznün, acının tazeliği her zaman tarafımızdan manidar olarak karşılanır. Ben bu vesileyle Muharrem ayı ve aşure günü dolayısıyla birliğimizin, beraberliğimizin pekişmesini temenni ediyorum. Ve İslam aleminde akan kanlara da bir nebze olsun, çare olsun diye Yüce Rabbim'den niyaz ediyorum. Hepinizin katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Çok kıymetli canlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hepinize bu lokma ekmeğine geldiğiniz için canı gönlünden teşekkür ediyorum. Ve burada emeği geçen belediyemize, muhtarlığımıza ve tüm katkısı olanlarına şahsım adına teşekkür ediyorum. Buradan da saygılı dedemize buraya kadar gelip bize eşlik ettiği için ona da ayrıca teşekkür ediyorum. Biz bu yaz günleri bizim ayrılma günlerimiz değil, birlik ve beraberlik, daha çok beraber olmamız gerektiren günlerdir. Çünkü fitnenin amacı birlik ve beraberliği ortadan kaldırma, parçalama, daha kolay yönetme. Hani klasik diyoruz ya, böyle parçalar yönet. Fitnenin temel amacı budur. Biz buna karşı, bu fitnelere karşı birlik olursak bunları boşa çıkartırız. Biraz önce değerli dediğimiz güzel bir konuya bahsetti. Hepimiz aynı gemide yolculuk ediyoruz. Eğer bu gemi batarsa hepimiz batarız. Şu anda komşumuz Suriye'de, Irak'ta bombalar patlıyor, birçok canlı vefat ediyor. Ve bu bombalar patlarken Kürt'üydü, Türk'üydü, Alevi'siydi, Arabi'ydi, hiç ayrı çekmiyor. Hepsinin canını alıyor. Veyahut Türkiye üzerinden Avrupa'ya kaçmak isteyen birçok insan, Kürt, Türk, Arap, Alevi, Sünni hiç fark etmiyor. Hepsi yollarda vefat ediyor. Çünkü ateş bir yere düştüğü zaman orada kimseye ayırt etmez. Bundan dolayı bizler birlik ve beraberliğimizi elimizden geldiği kadar sağlamamız lazım ki Allah göstermesin bu şekilde bir ülkemizde belaya, musibete sebep vermememiz lazım. Hepinizi tekrar saygıyla selamlıyorum. Hepinizi canlı gönülden tekrardan bu güne katıldığınız için tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.